Merhaba arkadaşlar, İngilizce Defterim adlı YouTube kanalında bugün sizlere İngilizce konuşturan önemli cümleleri sunacağım. Buyurun başlayalım. İngilizce'de thank you, Türkçe karşılığı olarak teşekkür ederim demektir. Örnek bir cümleye bakacak olursak, thank you for your help. Yardımın için teşekkür ederim ya da yardımınız için teşekkür ederim. Thank you, okunuşunu arkadaşlar sizler için yazmaya çalıştım Türkçe transkriptli olarak. Değerli dostlar, kanala abone olarak, beğeni bırakarak destekte bulunmayı unutmayın lütfen. Thank you very much. İngilizce defterim. Devam ediyoruz. İngilizce'de you are welcome dediğimizde rica ederim anlamına gelir. Yani bir şey değil, rica ederim anlamına gelir. Örnek bir cümleye bakalım. You're welcome for the invitation. You are welcome to invitation. Davete geldiğiniz için teşekkür ederim ya da rica ederiz ki siz davetimize geldiniz. Bunun Türkçe tam karşılığı verilemiyor ama siz you're welcome'ın rica ederim bir şey değil anlamına geldiğini unutmayın arkadaşlar. Excuse me. Excuse me. Affedersiniz. Örnek cümlemiz excuse me. Can you tell me the time? Pardon. Bana saatin kaç olduğunu söyler misiniz gibi düşünün. Ya da what time is it? Excuse me, pardon, özür dilerim, affedersiniz anlamına gelir. Aslında sorry, özür dilerim demektir. Excuse me, beni bağışlayın, beni affedin anlamına gelir. İngilizce Defterim adlı YouTube kanalında üçüncü cümlemize bakıyoruz. I'm sorry. I'm sorry. Ben özür dilerim. Örnek cümlemiz I'm sorry for being late. I'm sorry for being late. Geç kaldığım için özür dilerim. Bir başka cümleye geçiyoruz. Can you speak slowly? Yavaş konuşabilir misiniz? Hemen örnek bir cümle verelim. Can you speak slowly, please? Yavaş konuşabilir misiniz lütfen? Can you speak slowly, please? Yavaş konuşabilir misiniz lütfen? Okunuşunu görüyorsunuz dostlar. I don't feel well. I don't feel well. Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Well arkadaşlar bizim Türkçe'de pek iyi anlamına geliyor. Well. I understand you well. Seni pek iyi anladım. Gayet iyi anladım gibi düşünün. Burada da I don't feel well. Kendimi iyi hissetmiyorum. I don't feel well. I think I'm getting sick. Kendimi iyi hissetmiyorum. Sanırım hasta oluyorum. İngilizce Defterim adlı YouTube kanalında cümle öbeklerini birlikte öğreniyoruz. I am hungry. I'm hungry. I am hungry. I'm hungry. Ben açım. Örnek cümlemiz I'm hungry. Let's eat something. Ben açım. Hadi bir şeyler yiyelim. I'm hungry. Ben açım. Let's eat something. Haydi bir şeyler yiyelim. Değerli arkadaşlar, İngilizce Defterim adlı YouTube kanalında sizlerin desteğiyle yavaş yavaş da olsa büyüyoruz. Verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederim. Please. Please. Lütfen. Örnek cümlemiz please close the door. Kapıyı kapatın lütfen ya da kapıyı kapat lütfen gibi düşünebilirsiniz. Good morning. Good morning. Günaydın. Good morning. Günaydın. Örnek cümlemiz Good morning. How are you? Good morning. How are you? Günaydın. Nasılsın? Şeklinde söyleyebiliriz. Good night. Good night. İyi geceler. Örnek cümlemiz Good night, sleep well. Good night, my love, sleep well. Have a nice dream, see you tomorrow. Good, iyi demek arkadaşlar, night, gece demek. Yani iyi geceler anlamına geliyor bu durumda. Değerli arkadaşlar, ders videomuz tüm hızıyla devam ediyor. Hemen diğer cümle öbeklerine geçelim. How are you? How are you?
How, nasıl? Are, sın, 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 eki. You, sen. Yani sen nasılsın? Ya da siz nasılsınız da diyebilirsiniz. Örnek cümlemiz How are you today? Today bugün olduğuna göre How are you, nasılsın? Yani bugün nasılsın? How are you today? Bugün nasılsın? I love you. I love you. Where are you? I really miss you. If you go away from me, I am getting very sad. Please don't go away. Always try to be with me. I love you. Seni seviyorum. Örnek cümlemiz I love you more than words can say. Seni seviyorum. Birçok cümle ile sana söyleyebileceğimden daha fazlası şeklinde seni seviyorum anlamına geliyor arkadaşlar örnek cümlemiz. See you later. See you later. See görmek, görüşmek. You seni. Later sonra. See you seni görürüm. Ne zaman? Later sonra. O halde Türkçesi see you later oluyor. Yani sonra görüşürüz. See you later. Have a great day. Have a nice day. Have a wonderful day. Have a good day. Hepsi aynı anlama geliyor arkadaşlar. Have a good day, have a great, great muhteşem demek zaten biliyorsunuz. Bu durumda iyi günler dilerim. Nice to meet you. Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. Nice, güzellik anlamına geliyor burada iyilik. To meet, görüşmek, buluşmak. You, seni, sana, senin ile. Yani nice to meet you. Tanıştığımıza, seni gördüğüme, seninle görüştüğüme, seninle buluştuğuma memnun oldum. Nice to meet you. I am John. Memnun oldum. Ben John. Dedim az önce. What is your name? What is your name? Bunu zaten hepimiz biliyoruz. What is your name? My name is Lisa. Senin adın nedir? My name is Lisa. Benim adım Lisa'dır. What's your name? How old are you? Where are you from? Where do you live? Why are you here? Why do you want to learn English? Why we are watching this lesson? We are getting this lesson. Bu soruların cevaplarını yorumlara yazabilirsiniz. How old are you? Hey man, how old are you? Can you tell me? If you tell me your old your age, I will be very happy because I want to know you. Kaç yaşındasın? How old are you? I am 25. I'm 20, 20. I'm 25, 25 anlamına geliyor. Yani ben 25 yaşındayım. I am 25. How old are you? I'm 25. Ben 25 yaşındayım şeklinde cevap verebiliriz. My English notebook. That means İngilizce defterim in Turkish language. Where are you from? Sen nerelisin? Sen neredensin? I'm from Turkey. Turkey. Ben Türkiye'liyim şeklinde cevap verebilirsiniz. Where, nerede demek? You, sen, from, then, done ikidir. Where are you from? Sen nerelisin? Hey, I saw you in Canada, but I am not sure that you are from Canada. So that can you tell me where are you from? What do you do? İki tane do var arkadaşlar. Çıkabilir miyiz bu işin içerisinden sizce? Evet, çıkabiliriz. Nasıl mı? What do you? Sen ne yaparsın? Do. Sondaki do eylem bildirir. İlk baştaki do ise arkadaşlar fiile fiil anlamı katan yardımcı fiildir. What does he do? O ne yapar? What do you do? Sen ne yaparsın? Yani senin işin nedir? How do you do olsaydı nasılsın anlamına gelir arkadaşlar unutmayın. Can you help me? Can you help me? Sen bana yardım edebilir misin? Örnek cümlemiz Can you help me with my homework? Ödevimde bana yardım edebilir misin? Anlamına gelen cümlemiz Can you help me with my homework? I'm very very boring and I don't know what can I do so that can you help me? I have lots of homework but I cannot solve the problems. I cannot do my all homework with myself. So that can you help me with my homework? Thank you very much for your watching and I'm very happy to see you here. So that please do not forget to like, comment and share this lesson with your friends.
Değerli dostlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Umarım ders videosunu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni, like bırakmayı, yorum yazmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı, izlemeyi ve izlettirmeyi unutmayın diyorum. Görüşmek dileğiyle bir sonraki videoda sizlere daha dolu dolu, daha capcanlı, daha çok içerik ve anlam bütünlüğü olan videoları sunmak ümidiyle kendinize iyi bakın diyorum. See you next lesson.